Sanımda da böyledir. Kendi güvenliğinizi sağlayacak mısınız? Bana söylediğin cümledeki kelimelere veya fikre hakim olmadan cümle söylemem. 112 çağırdı. Amca düştü. Sen orada tek başınasın. Tamam. Ne yapacağız? Hemen bir telefonla 112 mi çağıracağım yoksa adamın buraya gideceğim? Telefonda yok. Telefon olsa da önce adam da gidelim. Ben şey öğrendim. Bayılma yoksa... Tek konuşalım da arkadaşlar öyle gidelim. Bildirim yoksa kime söylüyorsun? Telefonun yok yanında. Yoksa ilk önce bakacağız o zaman. İlk yardımda ilk 4 dakika çok önemli. Yani çevremizde hiç kimse yoksa çünkü hayata geri dönme olasılığı çok azalacak. İlk 4 dakika... Niye azalır? Çünkü beyin oksijen, yani solunumu durmuşsa beynin oksijen gitmeyecek. Akciğerlerindeki depoladığı oksijen de bir süre sonra bitecek. Bizim zaten kalp masajı yapmamızdaki etken içindeki bir miktar oksijeni, depolanan oksijeni tekrar vücuda pompalamak. 30'a 2, bunu 5 sirküs haline yaptıktan sonra yerde yatan hastanın güvenliğini sağladıktan sonra nabızın pozisyonu var, kusabilir, işte tükürüğünde boğulabilir, hani nabız geri geldikten sonra 112'ye çevremizde biri varsa ona anlatmasını söylemek, bizim sürekli hastanın başında müdahaleye devam etmemiz gerekiyor ya da işte en o zaman kısa şekilde onu haber vermek. Yanımızda bir adam gitti. Geri düştü. Adamla hemen adama ilgileniyoruz. Yanımızda başka bir ikinci, üçüncü şahıs varsa ona diyoruz ki 112'yi ara. Bu arada adamdan vakit kaybetmiyoruz çünkü saniyelerde yarışıyoruz. Peki. Bu arada da anladık. Telefonumuz varsa da kendimiz tek başımıza bir arada da ona da basabiliriz bu araya ama bu arada başlıyoruz. Ama bu başlamadan önce hasta ya da o kişi ne durumda olduğunu anlamamız lazım. Şimdi adamın kalbi durmuş mu? Solunumu mu durmuş? Yoksa epilepsi atağı mı geçiriyor? Ağzından köpükler mi çıkıyor? Bunları ayırmadan eğer siz kalp çalışırken kalp masajı yaparsanız ne olur? Buyurun efendim. Siz. Hocam, geçen hafta hocamızın anlattığını da şey yaptım. Hocaya bu söyleyeceğim, işte ona göre oldu. Tamam, onu da gözüken bakmadı. Hocam, kalp masajına başladığında mesela bilmiyoruz kalbin çalışıp çalışmadığını. Çalışan kalp zaten kolay kolay durmuyor. Öyle mi? Fibrilasyon dediğimiz titreşime girebilir. Titreşim. Yani normalde şöyle çalışan kalp. Dakikada 60 ile 100 arasında çalışan bu kalp. Bazen böyle titreşime girer. Bunun nedenleri var. Kalp krizi geçiriyor olabilir. Veya zehirler olabilir. Veya bir başka neden. Veya bir travma geçirmiş olabilir. Titreştiği zaman da kalp yeterli pompayı sağlayamadığı için beyni az kan gider. Beyni az kan gittiği zaman adam artık ayakta duramaz. Başı döner veya direkt olarak geri düşer. Düştü mü? Şu titreşim bazen kendiliğinden normale dönebilir. Bazen siz göğsünü yumruk vurabilirsiniz. Göğsünü yumruk dediğinde de görmüşsünüz bir imanlarda. Yalan değil mi? O titreşimi normale çevirebilir. Çünkü oradaki elektrik akımını biz normalde hani şok veriyoruz ya. O şoku biz titreşen kalbe veriyoruz. Titre bozulmuş kalbe. Duran kalbe vermeyiz. Ama filmlerde aksiyon olsun diye direkt duran kalbe verirler. Onu da bilmiyoruz. Bu titreştiği zaman eğer titreşimde de en azalmaz. Böyle yapayım.
çok tecrübeli olman lazım titreşimin nabzını alabilmek için. Normal alamazsan o sırada bir yumruk attık, bir yumruk da atabiliriz. Ama bu sırada kalp masajına başlamamız gerekir. Normalde titreşimden çakmamız gerekir ama biz böyle bir adet yok o sırada. Kalp masajına başladık. Kalp masajının amacı nedir? En azından beyni ve hayati organları besleyecek kadar kanı pompalamak. Hangi kanı? Vücutta dolaşan kanı. Artık dolaşmıyor çünkü. Peki bu kanın dolaşması yeterli mi? Yetmez. Ne alması lazım? Oksijen alması lazım. Oksijen nasıl alacak? Akciğer yolu. Hava yolu. Ve nasıl alacak? Hava yolu. Adam ağzını şey buldu. Köpükler buldu. Adamın dili hiç kaybolduğu için boğazın arkasından hafiften kaşığı yana çevirebilirsiniz. Eğer ağzını açıyorsa dili bir tarafa çekebilirsiniz. Çok kolay değil mi dedikleri? Ama sakın mesela şey hastalarda bekleyirsin, adam titriyorsa ağzını açıp elinizi sormanız önermem. Çünkü bir de isteyen sonra o kadar bizi başımıza bir geldi. Ondan sonra dil önemlidir. Çünkü hasta şu pozisyonu yaptığı zaman dil boğazını tıkayacaktır. O zaman siz kalp masajı yapsanız bile zaten oksijenin olmayan kanı döndürüyorsunuz demektir. O bizim çok fazla işimizi yaratır. O yüzden hava yolunun açıklığı çok önemli. Hava yolu açıklığından eminsek, kalbinizde hakikaten nabza bakabiliyorsanız, baktığınızda bakmadığını düşünüyorsanız veya titreşimi düşünüyorsanız, masaja başladınız. Bu arada işte dakikada belirli bir süre masaj, belirli bir sürede oksijen verdiniz. Ya da ağızdan ağza ve ağızdan burnuna nefes alıp verdiniz. Peki, sen ablacığım, bana bir nabza durumu olursan, gel. Dersiniz bu değil ama olsun. Tamam, sen yerini göster, arkadaşlarımı göster. Bak. Yani doyurmam da bakılabilir. Tamam, onu da bakacağım zaten. Bir kolda, öyle zamansın. Bir kolda iki tane damar geçer. Bir şuradan, adamın bu soğuk. Dıştan da geçer bir tane, içten de geçer bir tane. Şurada bunlar birleşirler cinsinde. Tek başına yukarıya doğru gider. Kampından geldiği zaman burada iki ayrılır ve ele geçer. Elde bir kart vardır, oradan döner. Şurada da alabiliriz nabzımızı. Şurada da alabiliriz nabzımızı. Şu daha derin geçtiği için hep radyal yani dış damara vardır. Ama öyle bir zor pozisyon onlarda şah damarına da bakmak kaybolur. Şah damarına bakmak kaybolur. Bir tane derste şey demiştik. İşte geldiğinizde burada iki şişlikten sola doğru geldiğinizde şurada bir kas yanına oraya da aradığımızda rahat tutabileceğimiz. Kas dediğin, yani. Şöyle bir anlaşım. Şimdi kafamız bu. Hastanın kafasını yana çevirdik. Değil mi? Niye çevirdik? Ağzındakiler boğazına takılmasın. Şurada bir kas vardır. Bakın tam şuradan, şu boşluktan başlayıp kulağın arkasına giden tam şurada bir kas vardır. Şu kas. Gördünüz mü? Damarlarımız bu kasın önündedir. Şuradan nabz alacağız. Aldınız mı hiç böyle bir sen gel abi. Şimdi çevirdik. Kası buldun mu? Tamam, ne yapacaksın? Bastır. Aldın mı? Tamam. İşte namaz mı? Öbür tarafı da vardı. Boyun iki tarafında iki tarafı yerden bastırmayınız. İki tarafı böyle bastırırsanız beyin biraz daha az fark eder. Tamam mı? Yani geçen hafta bayağı şeyde öyle misiniz gerçekten? İnsanlar nasıl böyle bir şey gelmişsiniz? Hocam sertifikamız yok ya. Müdahale etme hakkınız var mı? Arkadaşlar çok güzel bir soru. Herkesin ilk yardım bilmeye zorunluluğu var. Sertifika diye bir şey yok. İlk yardımınızı köyde yanınızda bu şekilde bulduğunuz zaman ayak kurtarma şansınız var. Hocam ne yanlış yaparsak çok fazla bir şikayet etmezsiniz. Zaten hastalık. Anlatabilir misin? Ama kurtarırsan kurtarırsak basit bir şey değil bu. Ben size şunu demiyorum ki bu bizim yediğimizdir. Ama bazı ilerler de var ya. Şurayı gidelim, buraya işte bir kalem sokun falan yoldan gönderin falan. Bu biraz daha profesyonel işler. Ama öbür türlü hastayla ilgilenmek bile çok basit önlemleri düzenlediğidir. O yüzden ayak kurtarırsınız.
herkesin yapma zorunluluğu var bence. Tamam, sertifikaya gerek yok. Alırsan da bir daha iyi. Buyurun. Bir trafik kazası geldi. Hastalığa yanılmıyor ama kalp mesajı yapmamız lazım. Onu çevirelim mi? Çevireceksin. Yapamazsın kalp mesajı yoksa. Ama boyunda sıkıntı. Hocam boyun bunu sabitleyerek çevirebilirsin. Anlatabildim mi? Böyle o boyusunu alabilirsin. Boyun kırığı diye. O kalp basıncı yapmazsa hasta zaten. Burada sunuş zaten bittidir. Anlatabildim mi? Öbür türlerin hepsi artık teferruata kaldı. Bacağı kırıldı ki hocam çevirdik bacak damarı kestim. Kessin. Burada adam gidiyor. Öbürlerin biz hastane zaten düzeltiriz. Evet. Sen yeter de hastaneye ya da ambulansa kadar yetişecek. Ambulanslara sağlık verebilir mi? Ondan sonra da ben sizi geri çekerler. Onlar devam eder. O yüzden ambulans gelene kadar hastayı ayakta tutuyorsan o hastanın kahramanı sensin. Sorun hocam. Hocam mesela diyelim ki hastanın kaburgası kırık ve kalp masajı yapılması gerekiyor. O durumda ne olur? Masaj yapsak belki kaburga batıp akciğeri parçalayacak. Evet. O durumda ne yapılması gerekiyor? Önce tedbir. Bırakıyoruz. Hastayı veriyor. Yapacaksın kardeşim. Ulaşımı sağlayacaksın. Bırak kessin. Hastaya gidip doktor onu düzeltir. Ama ölen bir adamı tekrar geri getiremez. Siz hastayı sakat bile hastaneye götürseniz ambulansa yetişeceksiniz diye terbiyedir. Onlardan korkup işi yapmazsan öldü hasta. Bakın herkesin bilinçaltına ne zarar verirse ya zaten ölüyorlar. Hiç kimse size sormaz. Arkadaş bu adam ölüyor değil. Anlatabiliyor muyum? O nedenle bu işlemi cesaretle toplamanız gerekir. Siz bir yere oturup olacaksınız. Yani sağlığın bir yanınızda sağlıkçı olacak. Anlatabildim mi? Yaşamlarınız olacak. Bununla ilgili gidecekseniz o yüzden bunu en azından teorik olarak bilmeniz lazım. Çünkü size sonra da veriyorum. Peki hocam, ne hatalarını anlatmak lazım? Ne? Siz bir adım daha ileri bilin diye anlatıyorsunuz. Burada hastalığa nasıl müdahalelerini anlatmıyoruz. Anlatabildim mi? Yani bir anda doktora götüreceksin. Bakın. Sizin tedavi yapma yetkiniz yok. Hatta doktorlardan da, kendi branşları dışında, acil durumlar dışında etik değil. Yani burada hem bir kalp damar cerrahı var, orada bir dermatolog var, adamın bacağı kesildi. Buradaki kalp damarı ulaştırabiliyorsa hastayı ulaştıracak. Ama acil durumda hiçbir şey yok. Bir turnike yapacak mı da? Siz de. Bacak kesildi. Kan fışkırıyor. Oraya turnike bağlayalım mı? Tabii. Sıkalım değil mi damar? Dışarıda. Kangren olsa bacak sıkıp onu düşünmeyecek. Olmaz. Onu hastaneye ulaştırınca onu doktorlar düzeltir. Tamam. Siz çok başlamışsınız derste ya. Size geçen hafta profesör getirdik. Aynen sorularında eksiksiniz. Değil mi? Sen ne not ettin mi bana? Ben? Sen şey misin? Süperizyon mu? Peki, bu hafta konuşacağımız konu farmakokinetik. Yaşlılara yavaş yavaş gireceğiz ama önce farmakokinetik genel hatlarıyla bilebilir, gerçekten bilebilir. Normal insanlarda da yani gençlerde bir etkisi vardı da yaşlılarda farklı olmalı diye bir düşünelim. En önemli olan arkadaş, normal genel bir durumda. Buyurun, düğün üstündür. Neyse, bu kadar da bu dersen bir genel bir durumda. Parmak bir şey nedir? Yaptım. Geçen hafta İnşallah dinlemeyiz. Evet. Verdiğimiz hastada enzimini dağılımını ve yorumunu inceler. Yani organizmanın ilaca ne yaptığını inceler. İnsanın ne yaptığını. O cümlenin değil ama onu yapıyorsun. Evet. Organizmanın ilaca ne yaptığını inceler. Bize de organizmanın ne yaptığını inceler. Başka yerde olmuşsun. Gevşe bir arkadaşı var mı mutlaka?
Nasıl çalıştırıyorsun ne? Asistan mısın Murat? Beyaz mı? Pardon, bu neymiş abi? O biraz onun üretten anlıyor. Ne abi sen hiç emin ne diyorsun? Organize ilacı ne yapıyorsun? Aspirin içtin. Ne oldu? Aspirin içtin. Bunun neresi farmakokinetiktir? Hangi aşama farmakodinamiktir? Farmakodinamik, şans bağlaması. Olabilir. En azından ilacın ucunda bir etkisi bu. Doğru düşünüyorsun. Farmakokinetik de o ilacı sulandırana kadar, o etkisini oluşturana kadar geçen bir kullanmadaki durumdur. Yani nedir? Ağızdan alınır. Emilecek, kana geçecek, kan da proteinine bağlanacak veya bağlanacak, hedef organa gidecek. Oradan da yaptığı işleme farmakokinetik. İstediğin bu esas etkisindedir. İşte kan sulandırma zaten. Sen bu bilimsel bir cümle değil ama kan sulandırması da farmakokinetik olsun. Evet. Bir şey diyeceğim. Yani süreci kinetik, sonucu da dinamik. Ya ama hayır. Evet, tarif edelim. Farmakokinetik ilacın hedef moleküllere ulaşması ve buradan uzaklaşmayla ilgili olan eminim daha önce baktığım olaylarla ilgilenir. Tamam mı? Anlamadan sen sorun. İlaç konsantrasyonunun hedef olular ve fandaki zaman boyunca olan değişimi açıklamaya çalışır. Mesela. Bir milde bir sürü ilacı kullanıyoruz hocam. İçtik, ağızdan içtik. Geçtik. Farmakokinetik nedir? Farmakokinetik nedir? Bu ilaç. Ağızdan mide eğildi, mideden kararımız çözüldü, eminimler oldu. Dışarıya bağlantılardan çıktı. Nereden? Mide üstlerini çözüldü, bakın. İlaç aldık. Mide demedi. Şeyleri bağırsaklar. Mide veya bağırsak da emildi. Neden karıştı? Kan karıştı. Kana karıştığı zaman şey, ne kadar? Geçen zaman ne? Kana karıştıktan sonra ilgili işte şeylere bağlandığında proteinleri vesaire bağlandığında ilgili bir süre geçmeye başladığı kısımda dinamik. Sonra kinetik bitti mi? Hayır diyor, atılması var. Metabolizması, atılması, itirafı, onların hepsi kinetik. Evet. İlaçları kaç çekimde alabiliyorduk? Kalıbından konuşmuyor. Parmağınızı kaldır. Dönemden sonra. Ben sen, Orak. Hocam, ağızdan, deri yoluyla, deri altından falan, işte deri yoluyla gerçek krem falan, merhem falan. İntramüsküler, kas içi, sonra tutan. Güzel. Başka? Rettan da var hocam. Bu şekilde aldığımız ilaçlar vücutta dağılma geçiyor ve dağılmadan sonra gider yollar kullanılır. Şimdi biz ilaç aldığımız zaman hangi yolla olursa olsun hedefimiz kana karışması. Biz bu kana karışmasını isteriz. İster direkt kana damar yoluna verelim, ister ağız içerisinden kurtulardan emilsin, ister rektal yolda verelim. Amacımız bunu lokal etki istemiyorsak, mesela lavman gibi bir şey yapmıyorsak, kana karışması istiyoruz. Kan biraz daha proteinlere bağlanıyor. Sonra hedef organa gidiyor. Hedef organa gittiği zaman amacılığında o organda yaptığı işler bizim istediğimiz etkisi zaten. Bu sırada tabii plastikte onun farklıları oluyor ve metabolizmleri oluyor ve direkt ya idrarda ya gayrıda ya
ağrıları nasıl gidereceğim? Doza bağımlı olmayan alerjik durumları da var. Mesela burada toksist ortaya çıkıyor. Veya çok fazla doz aldığınız direkt toksist ortaya çıkıyor. Aldığınız ilaç metabolizma olmadan da toksist ortaya çıkabiliyor. Veya metabolizma olduktan sonra metabolitleri dediğimiz son ürünleri de toksist yapabiliyor. Veya aldığınız ilaç hiç yararlanılmıyor. Hiçbir etkisi olmadan atılığa gidiyor. Veya aldığınız ilaç depolanabiliyor. Aynı şekilde direkt ilaçta olur. Metabolizma ürünleri de bu şekilde vücutta kalabilir. Bunlar tek tek anlatalım. İlaçların emeği. İlaçlar organizma herhangi bir yoldan etkisinin gösterilmesi için ilacın uygulandığı yerden kan veya lenf dolaşımına geçmesi ve hedef organın reseptöre ulaşması yeterlidir. Amacımız ne ilaçlarken arkadaşlar? Reseptöre istediğiniz şekilde ulaşsın. O reseptörde hangi mekanizma uygulayacaksa uyarsın. Biz onu istiyoruz aslında. Derdimiz de tedavi açısından bakıldığında ilaçların eminimle ilgili en önemli iki parametre eminim hızı ve eminim derecesidir. Eminim hızı ve derecesi uygulama yoluna bağlıdır. Sistemin etki yönünde ilaç ne kadar çabuk ağzor ve izlerse etkisi o kadar çabuk başlar. Ağzor ve ne demektir? Bir ilacı kana karışması. Tamam mı? Yani bağırsaklar eminliğiyle kana karışmayabilir, karışmayabilir. Orada damar sorunları olabilir. Biraz daha anlatacak. Olay ilacın kana karışması. Tek derdimiz bu. Kanla hedef sokuya geçiyor. Bak, ilacın uygulama yerinden absorbe olma oranına, yani kana geçme oranına yol yararlanabilir. Bizim de ilaç verdiğimiz zaman hangi yol olsun olsun kana geçmesi, yani yol yararlanımı olmasıdır. Bazı ilaçların yol yararlanımı yüksek olur, bazıları düşük olur. Bazı kullandığımız ağız, rektal, deri üzeri, ne bileyim, kana verme, hepsi farklı farklı yol yararlanımları olur. Şimdi onu görüşelim. Bölgelere göre ilaçların eminim hızları. Bunun mantığımız olabilir. Sorun yok. Ağız yolu aldığımız bir ilaç. Nasıl bu kana geçecek? Ağızda aldık. Oradan özofagus yemek yoksa oradan bilgiye bağırsaklara sahip edilecek. Bu süreç içerisinde emineceğin yerler var. Emindikten sonra kana geçecek ve etkilerini başlayacak. Etkisi biraz süre istediği için bu biraz yavaş yararlandı, diğer yerlere göre biraz daha düşüktür. Hocam etki ayrılık süre farkı mı var yoksa etkide mi? Süre farkı. Süre farkı tekrar değil mi? Etki ayrılık mı? Sen yön yararlanma yüksek bir ilaç, yüksek dozda da verebilirsin. Kanın belli bir seviyede çıktı. Etki diyor. O zaman yön yararlanmada sorun yok, etkisinde sorun yok. Yön yararlanma biraz geç ortaya çıkmış. Ama etki çıktığı zaman olur. Hocam ilaçın formatına göre değişmez mi? Yani tableti, sıvı olarak falan verebiliriz. Falan değişir. Değişir süre. Değişir. Gücü de yani ilaçın gücü de değişir hocam. Tablet olarak verirse fazla bence bir de miligramdan falan bağlanıyor. Şimdi ilaçların suda çözünürlükleri, yağda çözünürlükleri veya farmasötik şekli dediğimiz işte draje, tablet, kapsülü bilmem ne, bunların hepsinin eminlikleri farklı. Farklı. O nedenle her şey değişir. Etkisi aynı ama ilacın miktarına bağlı herhalde. Etkisi şöyle duracak. Kana karıştıktan sonra yapacağı işler. Kana karıştığı benim istediğim seviyeye ulaştığı zaman etkisi hiç fark etmez. Ben damardan da dersem o etki devam eder. İlacı yutsam da bir saat sonra etkisi başlarsa devam eder. Önemli olan kandaki dozları dozdurur. Sen ağızdan dedikten belki daha yüksek doz verebilirsin. Damara verdiğinden belki daha az doz verebilirsin. Onlar ayarlanmıştır. Zaten ilaçların altındaki formuyla tablet olan formlar arasında dozlarda farklı şeyler vardır. Çünkü hocam rektal yönde bu kandan yaptığımızda kalbi durdurma ihtimali mi var bazı ilaçların? Yani daha mı riskli? Tabii. Damar içine yaptığımızda ilaç yani ya da işin uzmanı yaptığımızda. Şimdi bu bazı ilaçlara göre değişir. Mesela biz bir potasyum tabletini
İçinde potasyum olan bir tableti. Aslında potasyum düşük yok. Doktorum dedi, potasyum tableti alacak. Bu potasyum tabletini ağızdan verdiğiniz zaman vücut kendine göre bir görevlerinden yapar. Eksiğine göre belirli bir şekilde kana geçer. Ama siz damardan verdiğiniz zaman vücudun savunma mekanizması oradan kalkar. Ve potasyum kanda belirli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman işte kalbi durdurur. Yani bazı ilaçlar hiç damardan kullanılmaz. Bunun nedenlerinden biri bu. Çünkü vücudun eminmesi için vücudunda bir kendi aklı var. Yani bir kardeşim benim hakikaten şu vitaminim çok eksik. O zaman ben bir yararını arttırayım bağırsaklardan. Niye? Daha çok yiyeyim, kan daha çok arasın. Zaten her taraf dolu. O zaman bir yararını düşürür. Yani normalde bunu doktorun veya sağlık sorumlusunun yapması gerekirken vücutta bir tekrar kontrol mekanizması vardır. Evet. Deriye ilaç uygulamasında deriden eminim aslında az olur. Neden? Yağda eriyen ve suda eriyen özelliğine göre epidermal, vücudumuzun üzerindeki epidermal bir dokuyla kaplı. O dokunun zar geçişiyle yani biz bu 9. sınıf biyoloji dersinde anlatılır. Hani yağda eriyen ve suda eriyen farkı vardır kimyasal bir soru olarak. Merhemlerin yapısı da ona göre ayarlanıyor ki az da olsa bir erilim olsun. Su bazlı olanlar galiba hiç emilmeye, hiç emilmeye yakın. Evet, farklı şeyler biliyorsun da o da karışık. Şimdi cildimizin altında bir cilt altı yağlı olsun. Bu ne işe yarar bu yağlı olsun? Hocam, vücuda dışarı kendine karşı olursun. Ne gibi? Ne gibi? Bir sağlıkları yani şişmanlar daha mı dar bakmasını sağlamlayabiliyorsun? Yok hocam, hayır. Hocam, dediğin cümleye artık o da. Cilt altı yağlı olsun, hem vücudun ısısından, hem dış etkenlerden belirli bir düzeyde vücudu korur. Belirli bir düzeyin üzerine çıktığı zaman o şişmanlara ve bezlerde bu tam ters yönde etkilenir. O yüzden şişmanlar dış etkilerinde daha fazla duyarlı hale gelirler. Onun yağ geçmesi de bozulur. Peki niye böyle? Çünkü yağ olsun da kan damarları yoktur. Damarlaşma azdır yağ olsun. Damarlaşma az olduğu için bizim ilaçta da olay ne? İlacın kana geçmesi. Yani bir damar olması lazım. Bu damarlar şimdi azsa, cilt altı yağ dokusu fazlaysa oraya sürecek krem, pomada vücuda elinde az olacak demek. Bu birincisi. İkincisi, o dediğin su bazlı, yağ bazlı şeyler ona birazdan gelecek. Sonuçta derinin altında damar az olan yağ dokusu olduğu için bazı yerlerde eminim daha az olur kanar. Bunu böyle bileceğiz. Bu glukoza peki? Bana bir glukoza yeri söyleyeyim. Burun. Süper. Veya letal bölge. Bu glukoza. Glukozaların altı ise damar ağzı çok yoğun olur. Glukozaların altı damardan hep damar. Onların glukoza altı yağı dokusu olması hep damar. Hocam dil altı var mı şimdi? Dil altı mesela. Çok hızlı eminir. Direkt adamın göğüs altına alır. O yüzden dil altı veririz. Bunu tutulmaz. Dil altı veririz. Eminsin diye. Mesela bakın burasında sorun var ya. Biz buraya daha çok krem sürsek mi işe yarar? Daha geniş krem sürsek mi işe yarar? Niye oraya krem süreceksin? Ya mesela memur ağrı, bir şeyler bir şey yok. Şimdi oraya iki tür tedavi yaparsın. Birincisi, gerçekten derin üzerinde bir sıkıntı vardır. Vücut fazla emmesin, yalnızca derin üzerinde tedavi etsin diye bir tedavi vardır. Veya derinde bir şey yoktur ama şu kuyusu burada da emilsin. Nikotin bantları gibi veya nitratlar gibi. Bir bant koyarsın diye oradan emilsin. Eğer bunların deri altı yağ dokusu hepimizde var. Deri altı, şu tuttuğunuz deri altı yağ dokusu bir kere söyleyeyim. Bakın şurası şöyle tutarsanız deri altı yağ dokusu en az yerlerden birisidir. Şurayı kalın tutarsanız. Hatta buradaki damarlar görünür acaba varis mi dersiniz? Hani bunlar bu normal damarda deri altı olmadığı için damar görünür. Buralarda görmezsiniz. Şişmansınız zaten görmezsiniz.
Deri altı yağ dokusu, şuraya sürdü. Deri altı yağ dokusu, emsin, vücut kullanırsın derse bayağı süre kaybedersin. Ama bazı ilaçlar da böyle vermek istersin. Uzun süre demesin arkadaşlar. Ben veriyorum, bir ay dursun. Mesela bunu onu verirsin. Sırta mesela yapıştırırsın. Göğüse yapıştırırsın, koluna yapıştırırsın. Mesela bazı insanlar öyledir. İşte nikotin bantları öyledir. Yavaş yavaş yiyiz. Var, bazı arkadaşlar var, seyahlarda falan. Bazı arkadaşlar var, bravo. Onlar mesela yavaş yavaş yiyizsin. Ve zaten hastanın süre gelen bir şikayet olduğu için yavaş yavaş hemen gitmesin. Beraber de gitsinler. Veya hemen o ilaca karşı vücut bir tolerans geliştirmesin. Yavaş yavaş yemesin. O nedenle deri kullanılabilir. Ama iki türlü. Bir, hiç eminmesin diye yalnızca deri üzerinde işlem yapabilirsin. Bir de sırf eminsin diye. Yara varsa peki ne olur? Güzel de. Burada bir yara var mesela. Biz oraya o nitrat, o ağır kesicileri bağladık. Normal dediği göre daha fazla mı emilir, daha az mı esir? Daha fazla emilir, daha hızlı emilir. Çünkü artık o mukoza özelliği kazanmakta. Çünkü cilt orada damarlaşma artıyor demektir. Tamam mı? Daha çok olmuş. Daha çok olmuş. Bizim derdimiz damar. Damar. Nerede ulaşırsa ulaşırsa damara ulaşırsa. İlaç içinde. Mukoza söyledi. Parterferal ilaç kullanılan emilim hızlıdır. Parterferal ne demek hocam? Parenteral ne demek? Damar. Kullanmaya. Neden anladın? Geçen hafta derste bahsettim. Kelimeye bak. Par. Par. Yaz demiştiniz. Enteral ise mide bağırsak sistemi. Mide bağırsak sistemi yanı. Mide bağırsak sisteminin dışında. Ki her yok. Parenteral dedi. Peki rektal bölgeden yaptığımız işlem parenteral mi? Hayır. Parenteral. Yani yalnızca uzun parenteral sorduğunuz zaman işte ağzını almadan her şey parenteral dedi. O değil. Mide bağırsak sistemi ilgilenmeyen her bu parenteral dedi. Ne olabilir? İntravenöz. Hocam bu damar içi. İntravenöz damar içi. En zeki sağlayan dolar mıdır? Bundan daha zeki sağlayan bir yöntem var mı? Yok, bilek kanatları şu daha. Kas. Hocam bu kanat. Ya geçen kanat. Kas içinde. Kas içinde. Arter. Arter çünkü hedef böyle. Ne demek diye. Bacağında bir sıkıntı var. Direkt orayı gelseydim artere verdim. İki bakarak ilaçlarım mesela. Arter de damar. Yine tamamen damar. Ama dolaşıma. Ama direkt oraya gidiyor. Ben yaptığın zaman bütün dolaşıma katılır. O da gidiyor. Arada bir saniyede ne var? İntramüsküler. Kas içi. Kas içi. Sokuda. Beraber. Ne fark eder? Kas içinde. Kas içinde daha fazla yoğunluğu daha fazla. Sokuda nereye geliyor? Beyaz. Beyaz. Bebek. Bebek. Sokuda mı daha hızlı emilir? İntramüsküler mi? İntramüsküler. Niye? Direkt kas içinde. Kas içinde daha fazla. Gördüğünüz gibi cilt altı yağ dokusu işi biraz geciktir. Değil mi? Evet. Peki biz enteral yolla, yani ağız yoluyla, yani gastrointestinal sistem, mide bağırsak yoluyla ilaç aldığımız zaman kişinin durumu olay edebiliyor muyum? Mesela mide doluysa, mide boşalmanızı gecikmiş veya varmış veya hastada ishal varsa veya hastada kabızlık varsa, çünkü ilaç oralarda ve emin süresi artacak, daha fazla büyüyor bir olacak. Ama adam ishal aldığını çıkarıyor, o zaman çok hızlı bir transit var. O zaman diyor yerdanım, yani emin süresi daha nefret olur. Enjeksiyon yoluyla ilacı gelişi absorpsiyonu hızlandırır. Bunu zaten mantık söylüyor. Damar içine verildiği ilaç enjeksiyon iğnesinin ucundan çıktığı anda absorbe edilmiş olur. Zaten neymiş? Kabız olmasını anlıyor. İlacı psiki ve kimyasal özelliklerin emilmesini etkiler. Molekül büyüklüğü ne kadar küçükse ve yağda çözünenler arkadaşımın bir anlamda bahsettiği ne kadar fazlası absorpsiyon o kadar hızlı olur. Niye
Daha çok. Daha çok. Daha az derin değil. Çenek karışıyor. Fiziksel. Vücudumuz çözülüyor. Hocam bu da kanak karıştı. Fiziksel çözülüyor. Direkt kanak karıştı. Çünkü yağda yani biraz yağ, biraz yoğunluğu falan yüksek olduğu için hocam. Yani eğer direkt yağ karıştıysa biraz süre uzar. Yani yemin etki süresi uzayabiliyor. Onun için evet. Damardan yani yağ direkt geçen yani yağışı yapan yaşa da bu cümleyi bir daha hocam bir ayağa kalk cümleyi bir daha hocam şimdi yağ yoğunluğu falan yüksek şimdi yağ herhangi bir şey verdiğinde üstte kalır ama yağ etki eden yani yağ geçen yani nasıl diyeyim yağdan çözülebilen herhangi bir şey verildiğinde direkt daha hızlı bir şekilde kana karışır. Yağ geçtiği için direkt kana geçeceği için daha hızlı etki eder diye düşünüyorum. Yani. Tamam bir şey demiyorum çünkü ifade niye hep güzel bir şey yapıyor? Peki biz ilaç aldık ağızdan. Evet. Yine yağda çözünürlüğü ne kadar fazla ise absorpsiyon o kadar hızlı olur mu? Evet. Yani bir de bağırsaktan daha hızlı mı emilir? Daha zor mu emilir? Absorpsiyon bu kadar hızlı olur ne demek? Daha hızlı emilir. Kara karışım bu kadar hızlı olur. Evet. Tamam mı? Tamam. Tamam. Biz yağda çözünen bir madde vererek döndük. Kara karışması daha hızlı olur. Evet. Çözünen bir şeyden mi işte? Çözünen bir şey olmuş. Hücre zarıyla alakası olabilir mi? Hücre zarının yarısından. Hocam çünkü diyelim ki üst üste 3 katman var. Buradaki katmanın hızlı geçtiği için buraya etki etmesi ve buradan da en şey yani hastalığa etki etmesi daha hızlı olacak. Absorbe etmesi daha hızlı olacak. Ama öbür türlü çözülmediği için burada oyalanacak, burada oyalanacak vesaire. Onun için ne şekilde bir çözüm? Ya tabi ne yapıyorsun? Hocam doğru sinetteki ben olsun. İlacın yoğunluğu. Söyleyeceğim sözü. İlacın duygularda yani konsantrasyonu yüksek olursa absorpsiyon daha hızlı olur. Ne dedik? İşte daha fazla ilaç içtiğiniz zaman, dozu yüksek ilaç içtiğiniz zaman daha fazla bağırsaklarda ve incinde olacağı için daha fazla bir eminlik olacak. Dedik ki ampullerle hapların arasında uygulam var. Miktar önemli yani tamam. Efendim? Miktar önemli yani ilaç içtiğiniz hem miktarı hem format yani verilemeyen sıvı ya da tablet şeklinde. Tamam. Tamam. İlaca farmasötik şekli işte senin dediğin bu farmasötik şekli dedim. Tablet, drajik gibi katık farmasötik şekillerde verilen ilacın absorpsiyonundan önce bu şeklin dağılması, buna disintegrasyon ve ilacın çözülmesi, distribüsyon gerektir. Bu çözülmesi absorpsiyonunuza etkiler. Yani biz tablet, kapsül, draje aldığımız zaman onun etrafında bir şey var. Bir tatlandırıcı var, yani bir kapsül var. Bu var, bir de bağırsaklarda parçalanacak. Şimdi diyoruz da disintegrasyon. Sonra bunu çözülecek ve ondan sonra eklenecek. Yani bir ilacın farmasötik işi farklıysa biyo yararlılığı da farklı olacak. Tamam mı? İlacın farmakolojik özelliği. İlacın farmakolojik özelliği de absorpsiyon etkiler. Ben hep buradan dersen hocam. Murat. He? Nereye istersiniz hocam? Buraya da o zaman klima taktırlar. Çok güzel bir şey. Fikret nerede adam var? Bu da bu. Hocam daha çok hocam. Daha küçük daha fena İlacın farmakolojik özelliği. İlacın farmakolojik özelliği de absorpsiyonu etkiler. Örneğin damar daraltıcı, damar kesici. İlaçların bulundukları yerde bu kadar kumu azaltarak kendi absorpsiyonlarını sınırlarlar. Ne demek bu? Ben şu ilacın farmakolojik özelliği ne demek istiyor? Oysa vazodilatasyon etki yapan ilaçlar absorpsiyonu kolaylaştırır. Ne demek? Hocam, damar genişlediği için kanı kolaylaştırır. Müthiş saygı biliyorum. Gerçekten.
yani süper bir duyguyu. Söyle. Hocam şimdi damar genişlediği için kan akışı falan... Damar ne yapıyor damar genişliyor? Ya şey de yani basın fiyatı da. Damar genişliyor, kan akışı, yani besin akışı, ilaç akışı daha hızlı olacak. Ve örneğin, geride yara varsa damarlar genişlemiştir. Verdiğimiz ilaç çok daha fazla kana geçer. Belinde yara yok, kurumuş bir cilt olabilir veya biz buna lokal anestezi uyguluyoruz. Lokal anestezi şudur, damarlar düzer. Deli altındaki damarlar iyice düzüldü. Biz buna ne uygularsak uygular, çok daha zor kana karışır. Yürü yaradanımı düşer yani. Onu söyleyeyim. Abdülsün'ün genişliği. Abdülsün'ün zihni önemi var mı? Şu arkadaşım özellikle zihni önemi bahsetti. Bence de var. Eğer biz bütün vücuda bir ilaç sürersek, çok fazla absorpsiyon yüzeyi olduğu için daha hızlı emniyetli demektir. En fazla yüzeylerden biri deridir, bir de alveollerdir, akciğerdir. O yüzden akciğer, alveolleri de verdiğiniz, özellikle inhalasyon, anestezide verdiğiniz, solunumla verdiğiniz gazlar ve ilaçlar, bunlar ilaç, çok hızlı bir şekilde kana geçer. Zaten alveollerin etrafı çok ilgili damar bağlıyla sarılır. Niye böyle sarılır? Küçük daha çok hızlı yerden alabilmek için. O yüzden çok hızlı ederler. Çünkü çok ciddi damarlar. Ve yüzeyi çok fazladır. İlacın uyguladığı yerdeki dokuların vasfüratörsünün damar yoğunluğu zaten derinlerden onu anlatıyoruz. Damarlaşma az ise veya kan akımının hızını azaltan şok, hipotansiyon, kontrastik, kalp dönmezlik bir durumda oluşursa absorpsiyonun geçirir. Mesela biz buraya sürdük ama şuradan da bir manşon taktık. Çünkü buradaki damar dışarıya yıkanıyor. Şuraya bir manşon taktık veya tansiyon ölçüyoruz. Biraz şey yanlış oldu. Burada kan akımı azaldığımız için absorpsiyon süresi uzayacaktır, absorpsiyon azalacaktır. Soru var mı? Yok. Peki, arkadaş bu kök yaralarını yapıyorsunuz da, yani ilaç kana geçiyor da, kana geçsin ne olur? Hücrelere gidiyor. Hücrelere gidiyor. Tamam. Tüm vücuda ulaşacaklar zaten yani. Tamam. Bir taşıma arkadaşlar. Peki, ilaç uygulamakları yerlerindeki gösterecekleri doku ulaşabilmesi için bazı biyolojik membranları geçmeleri gerekir. Bunlardan en önemlisi hücre membranıdır. Hücre membranı bir ilaç geçerken bu gördüğünüz yönlerini kullanır. Bunlardan biri pasif difüzyon. Yani... Çok yoğundan atıyor. Çok yoğundan atıyor. Çok yoğundan atıyor. Aktif transport. Hocam. Belki sıra bekliyoruz. Resim dönüyoruz.
Ya güzel değil. Altı. Yok da doğru. Hem o kadar da insülinin absorpsiyonunu
ve farmakodinamiğe giden, yani etkisini oluşturana kadar giden yolu çizim, bu da bir amaç. İnsülin ağzından aldı. Ölü ağzı aldı mı? Ölümden alamayacak, yere yok. Deraltı iyiydi, enjeksiyon çekildi. Enjeksiyon çekildi. Enjeksiyon, yediği dildiği aldı. Yani bebeğe veya tutum olarak. Şu an yapabiliriz. Tamam. Oradan emiydi. Emiydi. Cilt altı yaralı su damarlaşma var. Sağlıklı cilt geçti orada. Evet. Kan karıştı. Kan karıştı. Kandaki şeker düzeyini ayarladı. Şeker. Arkadaş şişeyi nasıl mı ayarladın? Bir de hücreye gidiyor mu? Hücreye götürdün mü? Siz kanda şişikti zannediyorsunuz. Kan hücreye gitmek için bir gözler, bir yol. Evet. O şekilde hücreye gitti. Nasıl hücreye gittiğini bekliyoruz? Reseptör aracı her dostluğunda insülin, şuna insülin yeri içeriye gitti. Yani içeride neyi etkiliyorsa etki başladığı andan itibaren parmakla siyah uzatıyor. Şu anda da parmakla kinetik değil. Tamam mı? İşte bu bir hücre membranı. Hücre membranı da gösteriyoruz. Yapı fosfolipid yapısı. Fosfat ve lipidten oluşan bir yapı. Bu yüzden lipidli çözümler, benzitler falan hücre içine giriyor. Basit difüzyonun örneğini görüyorsunuz. Yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona, bazen kanallarla, bazen de membranlardan küçük delikçiklerle diyelim, süzülerek geçiyorlar. Kolaylaştığımız difüzyon yine yüksek konsantrasyonda hücrelişe, ama bu sefer reseptör, yani taşıyıcı protein var. Ama reseptör olduğunu anlatıyorum size. Bu şekilde gelişiyor. Aktif taşımada konsantrasyon hiç önemli yok. Az da olabilir, çok da olabilir önemli. Ama az da çoğa geçerken bu sefer içerisinde 4 kullanıyorlar bir şey yapıyoruz. Bu kadar enerji harcıyor. Sınavları veriyor muyuz? Arkadaşlar. Peki. Çocuklar bir 5-10 dakika. Evet. Olan verir. Doğru mu? Baş neden açıklanır? Başımız neden açıklanacak? Açıklanacak abi. Evet. Şimdi geçen haftaki derste yoklama sırasında kağıtlara yazdığımız şeylerden bir düşünüyorum. Hocam bir merkez açılacaktı. Yani yaşlı hastalarımız, yaşlı kişilerin hastalığı, bahçeye de beynimizi yaptığımız en az 3 gün yani burada yaşlarımız gelecek. Yani size mi çalışacaksınız? Proje kabul edilir bir şey. Gerçekten biz burada düşme risklerini sağlayacağız. Düşme risklerini sağlarken internet ve uluslararası bir skalamız var. O skalaya ilgili hastaları giren kişileri değerlendireceğiz. Eğer potansiyeli varsa ya burada rehabilit edeceğiz ya da uygun tedavi merkezlerinden birine yönlendireceğiz. Biz rehabilit edeceğiz. Rehabilit edeceğimiz alanlar da var. Mesela polik farmasiyi biz rehabilit edeceğiz. Nedir o? Yani anneanneleriz, dedeleriz kullanıyordur. Biz avuç dolusu hap kullanıyoruz. O hapları neye göre azaltacağımızı göreceğiz biz. Metodik. İlaç kullanıyoruz. Ondan sonra rehabilitasyon işimiz olacak. Tedavi değil, rehabilitasyon. Çünkü burası bütün fakültesi değil veya hastane değil. O nedenle. İstanbul Kalkınma Ajansı'nda proje yazılı formatı çok zor bir iştir. Ve koskoca İstanbul Üniversitesi'nde 5-6 tane kabul edildi. Bunlardan birisi zaten bizimki. Diğer kabul edenlere de biz yardım ediyoruz. Şimdi bir proje ekibimiz var. Bizim proje ekibimiz. Aynı zamanda her şeyi de A'dan Z'ye bizim yazdığımız gösteriyor bu. 1,5 trilyon liralık bir malzeme geliştiriyor. Ve aynı zamanda bir firmayla da anlaştık. Hemen şu alt tarafa iki katlı bir yapı yapacağız. Bütün işlemler bunun içinde olacak. Aynı zamanda sizin pratik yapacağınız
yaşlarında göreceğiz. Şu taraf, şu arka kapıya kadar olan yerler yaşlarında ilgili bir parti yapacağız. Hem de ön tarafta, işte Atatürk'ün arka tarafında bir yeroltu geçip ev yapacağız. Yani sizin 2x3x1 destek yapacağız. Bir örnek dahil. Bu örnek dahil içerisinde yaşlı bir insanın 70 yaşında, 80 yaşında yaşayabileceği bir ev modeli çiziyoruz. İşte burada nedir? Partiler kaygan dedi. İşte yanlarda ışıklamalar var. İşte yatak akıllı yatak. Evin klozeti ona göre koyuyor bayağı da. Bu tip şeyde. Nazlı'daki örnek evi. Türkiye'de ilk defa yapılacak bir projedir bu. Bu projemizin bir devamıdır. Derontolojiyle ilgili çok güzel bir projelerimiz var. Çünkü bana Akdeniz Üniversitesi mezunları mesaj atıyorlar. Hocam biz ne iş yapacağız diye mezunlar. Bana ben bir tanesini aslında olarak alıyorum. Diğerlerini bilmiyorum şu anda. Derontolojinin tabii ki Türkiye'de problem değil. Türkiye'de bunun olacağı da Akdeniz Üniversitesi'nde hocalar var. Ve orası aslında bizim önümüzü açması gereken bir bölüm. Ben kendilerine de umuyorum. Siz ümene geçin, biz de arkadan takip edeceğiz. Aslında fena değil, bayağı işler yapmaya başladılar ama hala istediğimiz gibi bir gerontoloğun nerede nasıl çalışacağı daha şu anda resmi olarak girmiyor. Biz bunu aslında bir kanun maddesi gibi mecliste dinlemesini istiyoruz ve biz bu nedenle gerontoloğun nedir tarihini şu anda devleti yaptırdık. Bakın bir psikoloğun bir tarifi yok şu anda devleti. Ama bir gerontoloğun tarifi yok. Yani siz inşallah siz mezun olana kadar bu işlerde istihdam edeceğiniz yerler olacaktır. Bir proje bir daha var hani. Bilmiyorum benim YouTube'dan veya sosyal medyadan takip eden var mı? Orada videolar var diye son kurmalı. Aynı gerontoloğun kavramı benim için çok önemli. Bir çalışma yapacağız onunla da. Böyle bir kavram yok dünyada da yok. Yani ben biliyorum bir aile hekimi varsa bir aile gerontoloğu da olsun. Olan bir bambaşka aile bağlamaz. O aile içerisinde özellikle yaşlıların yalnızca sağlığı değil, işte miras hukukundan tutun hukuk işleri, ne bileyim iş dizaynı, mimari işleri, psikolojisi, kendisi, her şeyde bir ağın başörtüsü. Yani o arkadaş yönlendirsin yaşını. 90 yaşında adamın bir aile gerektiğine gitsin. Oğlum neyle ilgili sorunlarsa o kişiyle diyaloğunu kurmaya çalışsın. Yani rehabilit edeceği yerleri rehabilit etsin, edemeyeceği yerlerde de konsültasyon işlesin diye bir projeye geliştiriyoruz şu an. Eğer bu da ortaya çıkarsa çok inanıyorum ki bu yalnızca Türkiye değil de çok devlet kullanacaktır. Ve çok güzel bir size iş kapısı açılacaktır diye düşünüyorum şu an. Yani o proje, ben bir mimar da almak istiyorum, avukat da almak istiyorum. Bu söylediklerim YouTube'da yayınlanacak arkadaşlar, kamera arkadaşlar. Kameranın yerine şu, DSP konuştuklarımızı YouTube'da yayınlıyoruz. Oradan da bütün güne izleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. O yüzden burada bizi sakın bir konuşacağım değiliz. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Ben önümüzde bütün bunlara da tabii ki yer olur olsun. Tabii bu işin öncülleri olsun ama bir avukat da, bir mimar da. Hocam, bu zaman beni unutmayın avukat olarak. Ama hocam sizi alacağız zaten. İçeridesiniz zaten. O şekilde bu disiplinler bence gelir diye en önemlisi gerontoloji. Bakın tıp kökenli olmalarına bunu söylüyorum. Çünkü çok hızlı yaşlanıyoruz. Şu anda %8.2 yaşlı nüfusumuz var. 2015'te bizim bu %8'i geçen yerlerde yaşlı toplum deniyor. 2023'te bu %10.2 olacak ve onu geçersinde ileri yaşlı nüfusumuz var. O nedenle mesela yaşlı tatil köyleri, yaşlı dinlenmeler gibi çok ciddi projeler var. Muhakkak bir otoyolları çok iyi iş alacak da yerler olacak. Genel otoyollar, ben teknik adam olarak yetiştirilmelerini istemiyorum. Ben yönetici baskıda, danışman baskıda olmalarını istiyorum ki teknik adam çalıştırırsınız zaten etrafınıza. Siz bir organizasyonun başı olmanızı istiyorum. O nedenle sizin bu disiplinler, hocalar her konuda bilgi almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, o konuda yorumun olan mı? Seviyorum. Sizi bu konuda çok seviyorum gerçekten. Hani herkes diyor ya biz ne yapacağız, ne yapacağız? İşte bunları yapacağız, hepsini biz yapacağız. Evet. Ya bir şey söyleyeyim. Başta şunu söyleyeyim size.
Hayatta başarı isminizin önemini titremel değil. Kendi isminiz, kendi yapımınız iş. Profesör bulabilir, hiçbir şey yapmayabilir. Çok önemli bir şey. Ama işiniz olmanın da bir sürü profesör çalıştığına alabilirsiniz. O yüzden erotolog nosyonunu alın. Ne bileyim, diğer hocalardan o bilgileri alın. Bir vizyon alın. Hayatta başarınızı da yaparsınız. Merak etmeyin. Yani karamsarlar için yemek atın. Bizim bayan nüfusu biraz daha fazla mı? Çok bayağı. Dünyada da öyle, aşırı var. Dünyada öyle, yaşam süreniz daha uzun. Ben böyle bir şey dedim, belki de dedim. İyi bakıyorum ben. Yani ilacın kana ulaş
karbonhidratı demek değildir. Tamam? Oradaki taşıdığı proteinler falan bağlanması mı gerekiyor hocam? Evet, şimdi annesi için proteine bağlanıyor bir tarafta. O protein onu taşıyor, hücreye götürüyor. Reseptörü de bırakıyor. İşte endostoz, egzostoz, işte asetik hücre neyse o oluyor. Ondan sonra etki başlıyor. O protein bir taşıyıcı görevi yapıyor. Aynen. Kullanıyoruz onu yani. Çünkü içeri girmesi gerekiyor. Evet. Devam. Serbest ilaç molekülleri kandan uzaklaştıkça bağlı ilaç serbest kalır ve ilacın etki süresini uzatır. Ne demek? Yani hocam kana değişmediği için etkilemediği için de zaten kan içerisindeydi. Kama etkisini uzaklaştırıyordu. Moleküllerden. İşte kan hücrelerinden. Yani kan hücrelerinden ulaşmasın. Bir sonraki cümleydi. Bazı ilaçlar istenilen yerin dışında kalan doku veya organlarda toplanır. İlaçların bir organın toplanmasına sekestrasyon. Böbreklerden atılmıyor. Tam göremiyorum hocam. Ne demek istiyor bu kadar? Bana fikir ne? Şöyle bir arkadaşım. Bırakın önemli bir arkadaşım. Evet. Çok güzel davranmışsın ama. Yok hayır. Okumayı çalışıyordum da. İşte ilaçların oradan toplanması, yani ilaçlar istenilen yere gitmiyor, gittiği yerde toplanıyor. Sekestir olacağız. İstediğiniz organa gitmiyor, başka organlara da gidiyor. Bunları anlatacağız arkadaşlar. Bir anda şey düşünelim. Bir şey bileceğim. Neyden dolayı? Reseptörleri mi bozulmuş hücrenin? O yüzden mi onlar başka yere gitmiş? Hayır, kan dolaşımı farklı. Mesela benim daha çok kanım dalar biliyorsun. Benim etki etmek istediğim yer karaciğerse, dalakta kan toplanmışsa, karaciğere daha az gidiyorsa, dalakta sekestre olduğu denir. Yani ilacın etkisi... Yani işte sebep oluyor. Bu nasıl ayarlanacak böyle? Herkes de farklı mı oluyor? Tabii hepsinin farklı. O yüzden de olsunlar. O zaman ilaçların için farklı bir yapılar arkadaşım. Renkli değerlere bağlı. Olabilir. Mesela bazen doz ayarlaması yaparız. Mesela kumalin dediğimiz bir ilaç hocam var mı? Var. Ne işe yarar kumalin? Kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı. Peki niye biz kan sulandırıcı verdiğimiz bir hastayı, iki hafta bir hastaneye davet ediyoruz? Kanama kurulmasın, damardan hızlı söylemesin. Sen şu, o vücutta istediğimiz düzeye gelmediğine bakmak için. Ya kardeşim zaten bir artırıp kullanırsa bu. Herkese ver bir artırıp gönder. İşte her uçta farklı. Sekistrasyonu farklı. Yani bir yerden o farklı. Reseptörün gelip gitmesi farklı. Konsantrasyonu farklı. Yani vücuttaki bu herkese özel, parmak gibi özel metabolizmalar farklı. Yani farmakolojik yapısında sadece alakası yok o zaman. Tabii her şey yok. Doğru. Hocam bir şey var. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi bazı ilaçlar var, hepatik ilaçlar kullanılıyor. Onlar karaciğer bildiği için bir ilaçlar yoksa karaciğere zarar verir. Size soru biraz anlatacağım. İtiraha giriyor. Yani metabolizmasının artışa giriyor. İlaçlar daha çok karaciğer ve böbreklerden atılıyor. Karaciğerdeki sorunlarda bu ilacın atılması artabilir, azalabilir veya bizzat karaciğer yüksek etki yapabilir. O nedenle karaciğer hastalıklarında bazı ilaçlar kullanımı kısıtlanır, bazen de kontrol edilir. Yani kullanılamaz. O nedenle. Mesela yaşlılarda karaciğer enzimini azalmaya başlıyor. O yüzden verdiğinde ilacın vücut uzun süre durması gerekiyor. O zaman biz normalde bence 2x1 bir ilaç veriyorsak, belki bu yaşlıya 2x1 veya 1x1 vermemiz gerekir. Siz artık yere oturuyorsunuz, yaşlı işi sizden soruyor. Siz bir danışmansınız, bahçeye de üzerinde danışmansınız, bir tane çekiler yapışır. Hocam dedi, tamam sen çok anlıyorsun, bir sürü ilaç getiririz. Hepsinde bir sürü ilacı varmış, hepsi saklar var. Karaciğer zaten sıkıntılı, itiraf edemiyor, atamıyor. E sen bir de iki ilaç yerine bir tane ilaç geçiyorsun. Hem karaciğerden atılamadığı için vücutta birikiyor, hem bizzat karaciğerin kendi doğusuna doğrusu doğuracak. O nedenle. Evet, soru var mı?
Hocam peki? Hocam, şimdi bu hocam obez seans tarafına falan bazen midan belirtiler falan oluyor ya hocam. Hocam bir ayak kalksın. Senin sesini oradan doğru alıyorum. Hocam obez ameliyatlar falan oluyor. Obezlik abi ya. Evet, obez ameliyatlar falan, mide küçültme operasyonlar falan yapıyor. Onlara genellikle kreksan falan yapıyor. Kalsın antikotlar falan. Yani bunun yapılması... Bir obezlik ameliyatı bir ilacın diyor yararlanımını azaltıyor, değiştirir mi? Değiştirir mi? Bir de etkiler için bence eminim falan yavaşladı işte kan sulandırıcı verip evet, yavaşlandırmak. Değişmez bence hocam. Çünkü mide değişmez yani şey. Evet, o zaman size de güzel soru. Bir mide ameliyatı. İlacın diyor yararlanımını. Farmakodinamiğini, farmakokinetiğini nasıl etkiler? Aslında bu sınav sorusu olabilir. Hocam o kadar ayrıntılamak yani farmakodinamiği içeri değil de ben yani şimdi bu mesela şimdi mide tam görevini yaptığı için yani mide tam görevini falan göremiyor şu an ilaç falan ağzından almış etki gösteremiyor yani mideden doğru yani bu kan sulandırıcılar falan veriliyor bu eminim hızını arttırmak için yani diğer ilaçlar falan veriliyor. Ya bu garantili bir hareketler eğer hastalıkta kan sulandırıcı verilecekse de müdahale eder. Mesela yatılak hastadır, bacaklık damatılamasın diye vermek istersin. O zaman bildiğinden emin olacağımız bir ilaç vereceğiz. O da cilt hafından bir leksan gibi kan sulandırıcı verebiliriz. Ağızdan niye vermeyiz? Çünkü o an önemli. Emincinden tam emin değiliz. Zaten genelde hocam yani şeyden ağızdan veriyorlar. Ya damardan veriyorlar. Ya da bu şeyden sizin leksan falan deri altında falan yapıyorlar. Evet. Evet. Hocam peki karaciğerin o işlevinin azalmasını azaltacak bir şey ne olabilir? Ya yani ilaçlar dışında yani yine azaltacak ama genetik olarak başka organlara zarar vermeyecek ne yapalım? Soru bir daha sor. Karaciğer tamam sana şimdi. Karaciğer değil mi? İflasa kadar gitti. Tamam. Azalmıyor mu? İflas ettirmemek istiyorum ve iflas olmasını engellemek istiyorum. Ama ilaçla değil. Yani çünkü ilaç kullanırsam da başka bir yere gerek yapacağım. Ne yapmam gerekiyor? Çünkü karaciğer üstünde biliyorsunuz tamamen gidiyor hocam. Şimdi hocam senin sorun bizim tıp sorusu. Şimdi buna cevap vereyim ama ilk yer olduğunu bunun bu kadar erteltilmesi gerek olsun. Yani bütün yapabilecek, yani yaşlanma yapabilecek. Şunu yapacaksın. Mesela yaşlı bir hastalık. Karaciğeri iflas etmiş veya karaciğeri bozuksa polip tanması yürüyeceksin. Yani karaciğerde metabolizma olan birinci aşamada karaciğerde metabolizma olan ilaçların kullanmasını engelleyeceğiz. Tüm ilaçların metabolizma karaciğerde bozulmuş. O yüzden bazı direkt böbrek tarafı onları ikinci aşamada engelleyeceğiz. Bizzat karaciğerde ilgili ilaçları engelleyeceksin. Aç sözü. Hiçbir şey yok. Yani hiç hasta veya zarar görmemesi için bakmam gerekiyor. Doktora gidiyor. İlaçlarla ilgili. İlaçlar yani ondan itiraf olduğu için, kesin olan metabolizm olduğu için ona sorulmuş. İlla ki bu yüzden biz ilaçlara böyle gelişmiş de olmaması istemeyiz. Yani ilaç dediğiniz şey aslında bir delil kazanmış. Bazı yerlerde etki ederler olur, bazı yerlerde olumsuz etki eder. Genetikten bahsetmiyorum, toksik etkiden bahsetmiyorum. Sen az dozda gidersen, o yolda giderken yolu kötüler, bozar. Ha, birisi üç tane hastalığı olur, o birisi yıllarca hoşçakalır, onun daha sonuç olmaz. O nedenle, ilaç kullanıyor ama karaciğerin 0 kilometre kalsın diye bir şey yok. Karaciğer çok hassas bir organ. Normalde göbeğiniz arttığı zaman, çok yemek yediğiniz zaman bir yağlanmaya başlar. Hepiniz mesela şurada benim gibi göğü olan bir arkadaş zorla bir şey yapar zaman olursa karaciğer birinci veya ikinci derecede yağlanmış olur. Anladın mı? Bak tamam. Yaşlanmasını nasıl engelleyeceksin? Hani yaşlanmayı mı engelleyeceksin? Yani karaciğerin yaşlanmasını biyolojik olarak mı? Hocam karaciğerin yaşlanmasını engellemek bugün bir her dokunun yaşlanmasını engellemek demek. Bütün dünya onu demeye çalışıyor. Evet, veya nasıl yavaşlatsın? Sorun yok.
Hepsinin amacımız daha fazla uzun sağlıklı yaşamak. O yüzden doğumların yaşamasını azaltır. Benim birkaç bir oyun var. Ama kamera kaydı var. Şu anda gerek yok. Şimdi karaciğerde ikram oldu işte. Sonra bir yok. Sen de senin gibi sorunlara cevap verin. Veriyor ya, doktor onun kafasına göre vermedi illaki. Ve biz bu ilaçları azaltacağız. Nasıl olacak bu iş? Burada diziye gelen psikolojide oluşacak. Öyle tek. Hocam siz şey dediniz ya az demin, hani gelen tüm teknolojide mesela bunlar diyor, bu ilaç kullanıyor, biz onun reaktasyonunu yapacağız. Nasıl azaltacaklarını o zaman öğreteceğiz. Dedim o zaman buna sabredelim. Yalnızca bu iş, ilacı sayıcı azaltmak değil, toplumun gücünün değil, bizim yaşlarımıza dikkat edin. Gittik Ahmet Hoca'ya, bana şu ilacı verdi, biz tarzı sokuyorlar. Aynen hocam, ben fakülteden tarafı ağırdı, gittirirken beni hocaya da en tarafı anlaştım. Ne sonraki doktor verecek, doktorun ilacı bilmeyecek? Hasta da nasıl kullandığını bilmiyor. O yüzden bunlar bilgi. Hatta hastaya sorarsın. Ya bunu niçin vermiş mesela? Ya bu bilgi için o adam verdi. Bunu niye verdi mesela? Ya bir ara bizim pansiyonu düşüyordu. Her gün mantar ediyor. Pansiyonu düşüyordu o yüzden de. Mesela bunları bilgidir. Sizin burada bir rolünüzü tedavi etmek veya tedavi kesmek değildir. Genel oturuyor bu arada. Böyle bir yetkiniz de yok. Hukuk kendine başınız belaya verir. Ama şu kadar yetkiniz var. Ne olması gerekiyor? Arkadaş bu adam bu kadar ilaç mı olsun? Şunu bir düzenle getirelim. Doktora gidiyorsun. Doktora refer ediyorsun hastayı. Tamam mı? Terserle konuşabilirsin. Yani yavaş yavaş dersler öğrendiğiniz zaman ya bu adam bunu kullanıyor mu? Bence gerekli değil. Bence dursun çok kullanıyor. Hep başa dönüyor. Niye bu ilaç mı olabilir? Diyebilirsin. Sen öneriyle doktora getirdiğin zaman o doktor buna çok daha fazla dikkat eder ve bu ilaçları zaten keser. Ama bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz şu. Uyarı yapmak, yönlendirmek, rehabilite etmek, tedavi etmek değil. Ya da şey olabilir mi hocam? Mesela bir avuç ilaçları getirdik. Ağrı kesici, üç çeşit ağrı kesici var ama hepsinde hepsi aynı şey. Tamam. İkisini çıkar, bir tanesini bırak. Bunları dostum olarak bilmek zorundasınız. Ben şimdi işte ilk yardımı size anlattırdım. Diyor muyum size hemen şu ağacına gidelim, masaj yapalım. Hani bunu bilin, yönlendirmenizi yapalım diye. Hocam, ikisi de benim anneannemle kan hastasıydı. Sürekli de doktor hücumunu 3 ilaç işliyordu. Annem ayda bir anneannemin hastaneye götürüp kan şeyi kesiliyor. Yüksek istihdamda bir ilaç azaltı var. Aslında hep slaytlarımız bilinir bilgilerde konuşmalarımız da aslında yavaş yavaş bunları düzümsemeniz için bazılarını arttırıyorlar. İlacı aldık. Nasıl kalırsan adamı? Kapillerden geçtik yani kana karıştı. Ondan sonra buraya kadar olan şey absorpsiyon. Absorpsiyondan sonra kanda ne olacağını davranabiliyoruz. Hedef hücreye gider. Sekestreme olur. Olduğun yerden de kalır. Bunlar ne diyoruz? Dağılmalı. Sekestrasyona bir örnek veriniz. Ben tam onu bilmiyorum. Ver örneği. Hocam doğru olduğunu bana bilmiyorum da hani bazen iğne falan enjeksiyonla ilaç yapınca hocam mesela deri altında toplanıyor, gitmiyor. Onu örnek verebilir miyiz? Verebiliriz. Söyle hocam. Kortizonlu ilaçlar böyle şişkinlik yapıyor, ödem yapıyor. O ne dedi? Sekiz sırasına örnek veriyorum. Kortizonlu ilaçlar falan, hocam onlar yapıyor, kilo falan yapıyor yani. Mesela biz atar damara artere ilaç verdik, kemoterapi ilacı. Yalnızca bir dokuda bağlanarsın dedik. Ayağı daha fazla da olsun, sisteme daha az gitsin dedik. Bir anlamda biz derin bir sekestrasyon konuşuyoruz. Bunu da yani bir dokuda topluyoruz. Sekestrasyon aslında farmakolojide negatif anlamda. Yani
istediğimiz etkiyi alamıyoruz. Başka yerde toplamda alamıyoruz. Ama bu da bir sekestrasyon örneği. Şey diyeceğim. Başım ağrıyor mesela. Ama mesela midemde sorun varmış ya. O gidiyor ilaç oraya etki ediyor. Ben kaç tane insanla başıma etki ediyorum mesela. Bu da sekestrasyon olur mu? Sen tekrar bir ilaç kullanmanın etkisi yapar. O yüzden depolanan vitaminler var.
sizin dediğiniz gibi doktorları kolay kolay uzun süre vermez. Zaten depolara doldurduk der. Depolara doldurduk değil, yağ dokusunu doldurduk der. Anlatabildim, yoksa bir yerde bir kesicilik yok. Depoların dolması bu. Teşekkürler. Tamam. İlaçların metabolizması. İlaçların vücutta enzimlerinde eksiyle kimyasal değişikliği kuramazsa metabolizma yani biyotransformasyon denir. Bu olay sonucu ilaçlar genelde daha az veya daha çok etkili ya da etkili değişikler haline gelir. Bazen ilaçların metabolizma sonucunda etkileri değişikliği olmaz. Bazen etkisi bir değişik vücutta etkili haline getirir. Böyle bir madde prodra. Yani böyle ilaç ve inaktif aktif prodra denir. Metabolizma sonucu ilaçlar dönüştük ilişkili bu ilaçın metabolizma adı verir. Ne dedi bu? Çok yavaş konuşuyor. Ne dedi bu? Anlamadım. Şimdi arkadaşlar ilacı verdik, ara geçti. Biraz doktorun denilerine bağlandı. Edefor ve gitti. Orada endositoz, ekrositoz, bilmem ne, o kasetli vizyonlar oldu. Ondan sonra o hücrede kullanıldı ve bir sunum çıkacak orada. Bir metabolit çıkacak. Bir parçalanma ürünü çıkacak. Bir egzoz gazı çıkacak. Bir çöp çıkacak. İşte o. O çıkan çöpü metabolit. Bazı ilaçlarda ilacı veriyorsunuz da müziğe giriyor ve müziğe belirli bir surkiyle karşılaştığı zaman metabolizm olur. Ve burada program bir ilaç. Bir dakika bekliyoruz. Reseptörüyle veya müziğe karşılaştığından sonra bakıyoruz. Sor hocam. Hocam ben şey dedim, hani bir kimyasal değişiklik var, bir etkilenme oluyor. Etkilenmeye verilen bitkiye mi metabolizma deniliyor? Hayır. Hücre içerisinde o ilaç, hani ilaç görürüz mü hücre sistemi girdi? Tamam, etkilendi. Peki ne olacak o hücre içerisinde? Enzimler var. O zaten biliyor. Etkisi o enzimlerin yaptığı iletişime bağlı. Hücre içine giriyor. Tamam mı? Mitokondriye belli bir organele giriyor örnek. Evet. Tamam mı? Hücrenin sonunu kaybettiği. Oraya giriyor, oranın enzimleri var. O enzimlerle bir karşılaşıyor. Evet. O enzimleri uyarıyor, o da reseptörle uyarıyor. Hücre daha çok enerji kullanır hale geliyor. Mitokondriye etkisi bu. Bu da bir çöpü olacak. O enzimlerden sonra o maddelerin bir çöp çıkması lazım. İşte o sürece metabolizma çıkanlara da metabolizm denir. Evet. Tamam mı? İlaçları metabolize eden enzimlerin vücutta bazı organlarda daha fazla bulunur. Karaciğer enzimlerin miktarı çeşitli bakımından da en zengin organdır. Aslında her hücrede metabolizma oluyor. Ama bazı organlar sırf nedense bu iş için yaratılır. Onlardan biri de karaciğer. Karaciğerde her enzim grubu belli ilaç ve maddenin metabolize edilmesinden sorumludur. Bazı ilaç ve maddeler bu enzim grupları tarafından yapılırken bazıları da uyarılırlar. İlaçların enzimler üzerinde bu tür etkileri sonucu bu enzimler tarafından metabolize edilen diğer ilaçların farmakokinetiğini değiştirebilir. Bu cümle önemli. Yani bir pamuç ilaç kullanan bir yaşlı karaciğer üzerinde etki eden A ilacı metabolizmasını değiştiren A ilacı. Biz B ilacı diğer doktor vermişse bunların ikisi birbiriyle karaciğer bir sıkıntı yapıyor. Bunun ikisi de aktarılır çünkü enzimleri kullanıyor karaciğer. Karaciğer enzimleri azaltıyordur. O ilaç metabolize olmadan sıkıntı yaratır. İkinci bir. Bu nedenle karaciğerde metabolizma olan ilaçların hepsini bir arada vermek sıkıntılı. O yüzden bir avuç kullanan yaşlılar, bir avuç kullanan yaşlılar bu örnek önemli. İlaçlar dediğimizde birçok yerde metabolizma aslında her yerde, her yerde metabolizma olur. İlaçların vücuttan atılımı. İlaç vücutta kimyasal değişikliği uğrayarak dışarı atılır. İlaçların vücuttan itirazı büyük çoğunluğu böbrekte, karaciğer ve akciğerde gerçekleşir. Daha sonra itirazı da tükürükler süt ve yapabilir. Yani soru? Böbreklerden atılması. Anne sütüne karışıyor anlamında bu ilaç kullanarak da yani mesela bazı ilaçlar anne emzirirken vermeyin. Niye anne sütüne ulaşır? Anne sütünde çocuğa geçir. Mesela biz kumaylı denildiğince emzir anneye
tüm metaboliti, bakın kelimelerin belli. Çünkü bu maddenin metabolizma sonucu oluşan artıkları yani metaboliti, aynı üstünden ithal edilirken çocuk bunu alır. Ve çocukta hani bir kanama sıkıntısı ortaya gelir. Bu maddenin kanamayı artıracağı bir şey. O aslında annemi ithal ediyordur, atıyordur. Ama çocuk için iyi bir şey. O nedenle bazı ilaçlar anne sütünün geçtiği için verilmez. Böbrekler dağıtılmasını anladık. Karaciğerden, safra derisi safra. Safra derisi zevkler birlikte yani... Birlikte bu arada aslında yani. Mesleğinden çok ayakta bir alan verildi. Dersinizin kardeşi nefesini ağır boğuyor. Aslında nedir bu? Ada bahçeye ne içmedi ki? Metabolitini bahçelerden atıyordu. Diğer itiraf yolları, işte o üflüyoruzda alkol görüşüyorlar ya, işte metil alkolü ya da metil alkolü metabolitini ölçüyoracağız. Diğer ihtiyacından tüklük, gözyaşı ve terbiyeleri, tüm yumuşuk salgıları diğer adını kullanabilir. Peki yaşlılıkta ne oldu arkadaşlar? Tahmin edeceğiz. Yaşlılıkta ne olacağını soracağım size de imkanda. Burada da bir sorayım. Ne olur yaşlılıkta? Her şey aslında kafamızda var. Yaşlılıkta her şey bir yavaşlama olması lazım. Tamam mı? Bir yavaşlama atacağız seyredir. İlaçların temelinde vücutta dağılımları, reseptör serisinin değişiklikler, yaşlı yerlerde farklılık göstermektedir, ilaçlar böyle. Bebeklerde de farklı, yaşlarda da farklı. Tüfük sağlığı azalıyor, bu durum ilaçların çözümlerini etkileyebilir. Hangi ilaçların ne var? Amilaz enzim. Midenin asit sağlığı azalıyor, bak hep azalıyoruz. Bağırsakların hareketleri azalır. Mide boşalma süresi zaten yavaşlar. İnce bağırsaklar, virüslerin atrofiye olması nedeniyle virüslerin pasif difüzyon hızı değişir, aktif transport hızı değişir, emilimler azalır. Ayrıca ilaçların mide bağırsak sisteminin emilimlerin azalması, ilacı metabolizmasının güveyler aralığını, karbonhidrat tehditini değiştirir. Hocam atrofi. Atrofi nedir atrofi? Atrofi bir organın yerleri durumu. Yapılması gibi yapısının da bozulması. İlginç yok olması. Yok olmaması. Yaşla birlikte plazma albümün düzeyleri düşer. Üstün ne olacak? Lekeler olur. Evin üstünde. Yok. Plazma albümün düzeyi düşmesi ne işe yarar? Sağışıklık. Yavuk arkadaş ilaç verdim. Nereye bağlanacak? Plazma proteini. Bu albümin plazma proteini. Yani kanda taşınımlığı değişir. Tamam mı? Daha bozulur. Yaşlarda kas kitlesi azalır. Vücut sindirim su miktarı azalır. Yağ da yeni ilaçların ilk süreleri değişir. Kalp demisi yetersizlik görür. Kalp demisi nedir? Atılım. Evet. Kalp, beyin ve kaslara giden kan kitabı meydan gelen azalma sonucu ilaçların dağılma sekteye uğrar. Yaşlarda ilaçta cevabı en fazla değişen faktörler deminasyon hücre doğru olan. Nedir bu? İtiraf sistemi yani atılması. En önemli faktörler yaşlanma ile birlikte karaciğer ya da fonksiyonlar, motoris faktörler, değişiklikler veya dalak bölgesinde, şurası dalaktır, yetersiz kalmaması yani karaciğerin kan akımında meydan gelen azalma. Yani burada diyeceğimiz,
Oksijen azalıyor. Yani burada bildiğimiz yaşlılıkta vereceğimiz ilaç bir gence vereceğimiz ilaç dozundan daha az olmalıyız. Çünkü bütün sistem bozuluyor. Halbuki gençler daha fazla çoklar, yaşlılar daha çok olmalıyız. Pratik hayatta. Tam tersi olması gerekiyor. İşte böbrekler aklımda azam olduğunu, böbrekler aklımda azam bu nedenle böbrekler aklımda yaşanan dozu düşürmeyizdir. Diğer karaciğerde aklımda safhane aklımda dozu düşürmeyizdir. Şurada bir not var. Burada da söyleyeceğimiz de şu, kaslardaki yapıları azaldığı için kas yapıları artmakta. Ya kutusu ne oluyor yaşlarda? O zaman verdiğimiz ilacın gelişimi daha fazla olur. Evet. Bundan dolayı da uzun azaltmak zorundasınız. Çünkü redistribüsyon olacak. Yani biz bugün bir doz verdik. Bu arkadaşlar daha fazla kalacak bir ilaçlanıyor. Sen akşam bir doz verip biraz daha geç yerden sonra kalabilirsin. Yani şunu söylemek istiyorum sen geri okuyorsan. Bir gence verdiğiniz ilaç gibi ilaç veremezsiniz. Bir gence uyguladığınız dozlama gibi dozlama yapamazsınız. Fazla ilaçları kullanmak gençler belki daha az zararlıdır ama yaşlılar çok zararlıdır. Ama yaşlılar da bir süre olarak bizim yaşlılar bir poşet içerisinde en az 15 tane ilaç taşır. Ve onlar kafasına göre kullanırlar. Baş ağrınız zaman kaf kulağınızı kullanır, taraf ağrınız zaman mantar ilacı kullanır. Çünkü o kurbanın onlardan biri vardır. Bunu bir kere bilmeniz lazım. Aklınızda kalacak olan önemli noktaları bilmiyorsunuz. Şimdi bana sorunuz var mı? Derse kapatacağız. İlker'den demiştik ya, yağda çözüm ilaçlar. Yağda mı zaten oral yolunda bilgilerdi. Ben hala orada kaldım. Yağda çözümler. Yağda. Sistemde daha hızlı. Ama midede daha geç olur çünkü yağ oluyor diye. Yağ kutusunda fazla olan bir yerde ilaç etkisi aynı mıdır? Yoksa bağlamaya bağlı.